Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün oyuncuların yaşanan bir bug yani hata sebebiyle oyunun içerisinde ekranda da gördüğünüz gibi tam 5000 ücretsiz elmas almasına neden olan bir hatayı size göstereceğim. Aynı zamanda ekranda gördüğünüz gibi yeni bir sütü kostümü var arkadaşlar ve bu sütü kostümünün animasyonlarını sizinle paylaşacağım. Gerçekten inanılmaz bir kostüm ve tam 106 tık hakkı veren yeni bir kutu var arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Bakın ekranda gördüğünüz bir video ve bu videoya da birlikte bakacağız. Bu 3 maddeden 2 tanesi Brawl Stars'ın Çin sürümünde, bir tanesi ise gerçek oyunda arkadaşlar. Kutulara ve efsane sütü kostümüne geçmeden önce isterseniz gerçek oyuna gelen güncellemeye ve 5000 elmas alma bug'ına bir göz atalım. Bunun gibi Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 10.000'den fazla like gelirse buna benzer bomba bir videom daha var. Onu da hızlı bir şekilde sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda kanala abone olursanız çok sevinirim. 500 bin aboneye çok az kaldı. Ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Yeni efsane sütü kostümü ve 106 tık hakkı veren kutuya geçmeden önce oyunun içerisindeki haberler bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar 5 Ocak bakın diye bir şey görüyoruz. Buradaki bütün maddeleri tek tek okumayacağım. İsterseniz siz oyunun içerisinden haberler bölümünden okuyabilirsiniz. Ama en alttaki iki madde çok önemli. Brawl Pass'in 2 kez satın alınması durumunda büyük miktarda elmas alınmasına neden olan bir hata düzeltildi diyor. İkinci konuda bu hatadan yararlanarak elmas alan oyuncuların aldıkları fazladan elmas miktarını kaldıracağız muhtemelen önümüzdeki hafta demiş. CLB Brawl Stars diye bir Twitter kanalı var arkadaşlar. Kendisiyle de görüştüm ve bu içerikleri paylaşmam konusunda kendisinin iznini de aldım. Buradan ona da teşekkürler ve açıklamanın en üstünde Twitter sayfasında bırakacağım. Ve ekranda gördüğünüz gibi bir uyarı var arkadaşlar. Bu bizim oynadığımız global server, global oyun ve Brawl Pass zaten açıldı yazıyor. Brawl Pass'in kilidi zaten açıldı yazıyor burada. Ve satın almanız sırasında Brawl Pass zaten açılmıştı ve tazminat olarak 5000 ücretsiz elmas veriyoruz diyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Yani daha öncesinde böyle bir hata yaşanmamıştı. Ama zaten bu hata şu anda düzeltildi ve eğer bu hatadan faydalanan varsa da o 5000 elması tekrar hesaplarından geri çekecekler. Ama daha önce 5000 ücretsiz elmas verilen bir hata ben hiç görmemiştim. Bilmiyorum, sizin hatırladığınız böyle bir hata varsa yazabilirsiniz. Yine yeni sütü kostümü diyor Brawl Stars Çin versiyonunda arkadaşlar. Capricorn sütüymüş ismi. Gerçekten inanılmaz. İsterseniz şimdi hemen bunun da bir animasyonunu izleyelim. Şöyle tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yani biraz abartı geliyor bana açıkçası. Bu Brawl Stars Çin sürümündeki kostümler vesaireler, bilmiyorum bütün ekranı falan kaplamış. Bana biraz abartı geldi. Yani siz ne düşünüyorsunuz yine yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar ama böyle bir kostüm gelmiş. Bak arkasında bu arada mega kutu var. Bu da oyun içindeki görüntü. Bu sütü yani. Bunun sütü olduğunu normalde çok kolay anlayamayız hani ama bunun sütü olduğunu tabii bildiğimiz için anlayabiliyoruz. Ya bana biraz abartı geliyor bu tür kostümler. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmında belirtin. Ve yine CLB Brawl Stars sayfasından bir başka haber. Çin'de yeni bir kutu ve bu kutu 100'den fazla şey verebiliyor. Tabii ki bu şans, yani her zaman vermiyor ama bazen verebiliyor. Şurada yine resimlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Bakın şu eski savaş kutusu değil miydi? Savaş kutusuna benzer bir şey. Şimdi şurada zaten videosu da var. Videosu da birlikte izleyeceğiz ama savaş kutusunun biraz böyle mega kutuyla karışımı bir şey yapmışlar sanırım, görüntü olarak böyle bir şey. Yani Çin serverında çok farklı şeyler var. Şunu öncelikle söyleyeyim, Çin serverı tamamen ayrı bir ekip tarafından yönetiliyor. Bizim oynadığımız Global Brawl Stars oyunu ise tamamen ayrı bir ekip tarafından. O yüzden Çin'de olan şeyler bizim tarafta olacak ya da bizim tarafta olanlar Çin'de olacak diye bir şey aslında çok fazla yok. Tamamen bağımsız bazı şeyler olabiliyor. Özellikle Çin bu dönemde çok böyle janjanlı, çok abartı şeyler getirdi ama bilmiyorum yani bana çok abartı geliyor. Dediğim gibi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bütün kostümlerin o sütü kostümü gibi, biraz önce kostüm gibi olduğunu düşünün. O zaman diğer kostümlerin bir anlamı kalır mı? Yani biraz böyle hani Star Wars, Yıldız Savaşları falan gibi. Yani başka bir oyun gibi oluyor. Bilmiyorum. O kadar yani janjanlı olması Brawl Stars'a bence çok uygun olmuyor. Çünkü bambaşka bir oyun oluyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorum kısmına yazın ama bence bizim Brawl Stars çok daha iyi. Yani Çin Brawl Stars'ı bana çok abartılı geliyor en azından. Öyle söyleyeyim. Tabii ki de hani oyunun içerisine gelse alırız ama şöyle düşünün. Mesela o sütü kostümü oyuna gelse o sütü kostümünün dışında diğer kostümlerin hiçbir anlamı kalmaz o zaman. Çünkü o kostüm tamamen bambaşka bir şey gibi yani. O bambaşka bir oyundan fırlamış gibi bir kostüm. O yüzden bence ortamı da çok bozmayacak kostümler getirmesi şu andaki Brawl Stars ekibinin, bizim Brawl Stars ekibinin yaptığı bence çok daha güzel. Ve yine Çin'in yaptığı bir başka şey, kutuları biliyorsunuz geri getirmişti. Yeni kutular da getirmiş. Bakın bu bir tık hakkı veriyor. Bu da bir tık hakkı veriyor. Bu kutu bazen bir tık hakkı veriyor, bazen de çok yüksek bir tık hakkı verebiliyormuş.
Şimdi mesela tekrar tıkladı. 106 tık diyor arkadaşlar ya. 106 tık hakkı diyor ve bakın içerisinden çıkanlara bakın. Yıldız gücü çıkıyor. Yine yıldız gücü, yani içerisinden çıkanlar bakın yanıp sönüyor. O yanıp sönme olayını da bu arada özlemişim hakikaten. Baya baya hani fazla ve güzel şeyler veriyor. Yani sonuna kadar ben izlemedim. En sonlarda da yine böyle güzel şeyler veriyor mu bilmiyorum ama bakın hala yıldız gücü çıkıyor. Yıldız gücü kaç altında bilmiyorum, 2000 altın mıydı? Tam hatırlamıyorum, önemli değil ama yani yıldız gücü, aksesuar, bunlar hep parayla alınan, altınla alınan ve güzel şeyler. Yani boş şeyler değil en azından. Ve bunların çıkması gerçekten çok çok güzel. Acaba böyle farklı şeyler, hiperşarj, karakter falan, o tür şeyler de çıkacak mı diye düşünüyorum ama bu gerçek Çin serverında olan bir kutuymuş arkadaşlar. CLB Stars'dı galiba. O biraz önce göstermiş olduğum kanalın içerisinde. Evet, bu arada bir karakter de geldi. Yani bu şey falan değil, hani bir işte farklı bir oyun falan değil. Bu bildiğimiz Brawl Stars'ın Çin versiyonu içerisine gelen bir kutuymuş. Ve gerçekten inanılmaz. Bakın Lola çıktı. Gelen karakterlere bakın. Şu anda Janet'ı görüyoruz. Bu ne? Mandy galiba. Aynen, Mandy. Çince olduğu için tabii. Sprout. Abi çok enteresan gerçekten. Sprout çıktı. Byron. Byron çıktı. Bu arada 11 yazıyor. 11 ne demek? 11 seviye mi çıkıyor acaba karakter direkt diyeceğim ama yok abi, öyle şey olamaz. Eşya mı bunlar? Eşya çıktı galiba. Eşyalar mı çıkıyor şu an? Eşya çıkıyor herhalde. Aynen arkadaşlar. Bunlar nedir böyle? Kutunun içinden eşya şu anda var mı böyle bir şey? Yok değil mi? Şu an eşyayı biz satın alıyoruz sadece. Burada baya baya kutunun içerisinden eşya falan da çıkıyor. Çok enteresan bir kutu yapmışlar ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama arkadaşlar yani biraz bana bu da çok abartı geldi ya. Oo, 27.600 kredi diyor arkadaşlar. 27.600 kredi. Gerçi şöyle, zaten o kredileri sadece kutu açılımında kullanabileceksin diye yazdığı için. Bakın arkadaşlar şu en sonda şurada kredi miktarı var. Kredilerle sadece kutu açılacak gibi bir şey söyleniyordu daha önce güncelleme notunda. Bu da Brawl Stars Çin versiyonunun içi arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Şurada bir şey var. Acaba bu nedir bu arada? Yine Spike'ın çorabı falan var. Ve oyun genel olarak yani benziyor. Bizim global server'a benziyor tabii ama bazı farklı olan yerler var. Ve gerçekten inanılmaz. CLB Brawl Stars sayfasına tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Ve siz neler düşünüyorsunuz? 106 tıklı değil mi? 106 tık veren kutu, sutu kostümü ya da o biraz önce global server'da yaşanan 5000 elmas alınabilen bug'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum kısmına yazın. Videoya aşağıdan sizden rekor bir like bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya dediğim gibi 10.000'den fazla like gelirse yeni bomba bir video daha paylaşacağım hızlı bir şekilde. Ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümünü Onur yazarak da bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu an ekranda dün yüklediğim ve içerisinde 3 tane Kaplan El Primo kostüm çekilişi olan videomu görebilirsiniz. Pazar günü o çekiliş bitecek. Eğer çekilişe katılmadıysanız videoya tıklayın ve mutlaka çekilişe katılın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, marketten Supercell Store'dan kod bölümünü Onur yazarak da bana destek olmayı unutmayın. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.